Yönetim kurulu olarak bu çalıştayı düzenlememizin amacı, bildiğiniz gibi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 23 Aralık tarihinde çıkarılan yönetmelik gereği ortaya çıkacak olan nükleer tıp ve radyolojik bilgi açığını yetiştirebilmek için bu yeni duruma uygun bir şekilde ders programımızı veya tezlerimizi buna entegre edebilmek için ne yapabileceğimiz konusunda siz değerli program başkanlarının görüş ve önerilerini almaktır. Şimdi ben sözü dernek başkanımız Sayın Aydın Çakır'a vereyim. Değerli hocalarım, öncelikle hoş geldiniz. Hilal hocamın da bahsettiği gibi bu 27 Aralık 2021 tarihli diagnostik radyoloji, nükleer tıp ve radyoterapi grubu için hazırlanan bir yönetmelik çıktı yakın zamanda karşımıza. Biz bu yönetmeliği okuduk. Okudukça aklımızda yeni bir takım buradan nasıl değerlendiririz, üyelerimize neler temin ederiz gibi bir takım fikirlerle eğitim adına bir takım oluşumları eğer iyi değerlendirirsek gerçekten meslektaşlarımız için faydalı olacağını düşündük. Zaten bu çalıştayın da amacı bu. Dernek ikinci başkanımız Sayın Bülent Yapıcı'nın yönetmeliğin çarpıcı noktalarını özetleyen bizim için bir sunumu bulunmaktadır. Bilindiği üzere 23 Aralık 2021 Perşembe günü yayınlanan, resmi gazete yayınlanan Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri hakkında yönetmeliği kısaca özetleyeceğim sizlere. Tabii bu yönetmelik getirdi? Tüm kurulumlar, şu anda tüm kuruluşlarda, biz de dahil olmak üzere, kamu ve özel kuruluşlarda kalite kontrol testleri yapan medikal fizik uzmanlarının çalışma belgesi alma zorunluluğu getirildi. Radyasyon uygulamalarının dağılımına baktığımız zaman bu 2021 itibariyle Nükleer Düzenleme Kurulu'nun lisanslı cihazları. 9 Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden Sayın Ayşegül Yurtdağ. Teşekkür ederim. Derneğin bu güzel adımı için de ayrıyeten teşekkürler. Çünkü çok uzun zamandan beri bu tür konuları konuşacağımız bir platformu istiyorduk. Bizim buradaki duruşumuzun çok net ve kuvvetli olması gerekiyor. Söylediğim gibi 9 Eylül olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Gülhane Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden Sayın Bahattin Can'a söz vermek istiyorum. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nden Sayın Bayram Demir. İlk etapta sahaya vereceğimiz, kazandıracağımız medikal fizik uzmanlarının ilk etaptaki sayısı. Daha sonra bir şekilde oturacaktır. Artık şuna bakılıyor. Test konusu, alınan dersler, ne kadar alanı ile ilgili uygulama yapmıştır. Bunlar uygunsa sağlık fizikçisi kabul ediliyor. Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden Cemile Ceyhan Çelik. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden Sayın Emel Hacı İslamoğlu. Radyolojiden hiç kimse yok bizim grupta şu anda maalesef. Ama bu yönetmelikten sonraki değişikliklerle muhakkak radyolojiden de gönüllü birini alma noktasında biz bir harekete geçeceğiz. Bunun zaten altyapısını yavaş yavaş başlattık. Yönetmelik umarım şuna sebep olur gerçekten. Bir öğrenci nükleer tıp ya da radyoloji alanında da medikal fizikçi olmanın değerli bir şey olduğunu hisseder. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden Sayın Görkem Güngör. Derneğin böyle bir toplantıyı yapmış olması bile kafamdaki bu düşünceleri Türkiye'deki bütün radyoterapi, nükleer tıp ve radyoloji yüksek lisansını sağlayan insanları ifade edebilme şansını bana verdiği için sevgili dernek yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden Sayın Hatice Bilge Becerim. İstanbul Metropol Üniversitesi adına kendimi umarım. Yani programımı upgrade ederim, entegre etmeye razıyım ama desteklerim. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden İsmail Kumruçlu. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden Kerem Duruer. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden Mete Yeğener. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Nükleer Tıp Anabilim Dalı'ndan Mustafa Demir. Sağlık fiziğinin sadece radyoterapi olmadığı herkesin aklına yerleşmiş. İşin ucunda nükleer tıp da var, radyoloji de var. Maalesef bu şu ana kadar yoktu. Şimdi bunun gerekli olduğu, sağlık fiziğinin 3 tane bacağının olduğu, birinin kırık olursa diğerlerinin işlemeyeceği anlaşıldı. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden Sayın Nezahat Olacak.
Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden Sema Gözlük, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden Şule Parlak, Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden Türkay Toplu, Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü'nden Turan Olgar. Evet, böylece bütün konuşmacılarımızı bitirmiş olduk. Ben şöyle bir özet geçecek olursam, özellikle programı entegre edebilirim diyen kişilerle yüz yüze toplantıda nasıl yapabiliriz, kimler kimlerden nasıl destek alabilir, programlar nasıl olabilir, onunla da devam ederiz. Niceliği artırırken nitelikten de ödün vermeden yol almamız lazım. Bu gerçekten önemli bir konu. Biz meslek dernek adına zaten bu toplantıdaki amacımız meslektaşlarımıza bir çalışma kapısı aralamak. Nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl kanalize ederiz, bunu gerçekleştirmek istedim. Hepimizin ortak sorunu şu ki nükleer tıp ve radyolojide en az bir doktor öğretim üyesi kadrosunda bir hoca olmamasından dolayı şu anda öğrenci yetiştiremiyoruz. Bu hocaların yetişmesi için de belki istediğimiz nitelikte değil ama şu dönemde mezun verip yüksek lisanstan mezun, doktoradan mezun yapmalıyız ki onların da ders verebilecek düzeye gelmesi için bir geçiş dönemini çok arzu ettiğimiz gibi değil belki ama elinizden geldiği kadar yürütmeniz gerektiğini düşünüyorum.